Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Bu hafta Frida'yı konuşuyoruz. 2-3 hafta önce bahsetmiştik bir Frida bölümü yapalım diye. Malumunuz iki tane kedimizden birinin adı Frida olunca böyle bir bölüm yapmak da şart oldu bizim için. Bu arada merak edenler için diğer kedimizin de Frida'nın bir dönemler sevgilisi olan Lev Troçkin'in adını koyduk. Aslında kedileri sahiplenirken böyle bir planımız yoktu. Kendiliğinden gelişti olaylar. Troçki'ye olan hayranlığım Frida'dan bağımsız olarak gelişmiştir. Evet, biz konumuza geri dönelim ve Frida'nın hem fiziksel hem de ruhsal acılarla dolu hayatı ile bazı eserlerini anlamaya çalışalım. Frida 6 Temmuz 1907 yılında Meksika'da doğmuştur. Ama 1910 Meksika devrimi 7 Temmuz'da ilan edildiği için Frida da doğum tarihini bir gün ileri alarak 7 Temmuz olarak anılmasını istemiştir. Bu devrimin Meksikalılar için anlamı büyüktür. Porfirio Diaz isimli bir diktatörü devirerek anayasal bir düzeni kurabilmişlerdir. İşte Frida için böyle politik bir anlamı vardır doğum günün ki zaten ilerleyen yıllarda da Meksika Komünist Partisi üyeliği yapacaktır. Ama oralara gelmeden önce çocukluğu ile ilgili bazı durumlara bakalım. Frida'nın annesi Kızılderili kökenli bir Meksikalı iken babası da fotoğrafçılıkla uğraşan Yahudi kökenli bir Almandı. İlerleyen yıllarda soy ağacını da resmedeceği bir tablo yapmıştır zaten. Frida 6 yaşındayken çocuk felci geçirir ve 9 ay boyunca yatalak kalır. Ayrıca bir bacağı da bu hastalıktan ötürü zayıflayarak sakat kalır. Günümüz tıbbında kolayca ve hasar bırakmadan tedavi edilebilen bu hastalık o zamanlar için korkulu bir rüyaydı. İşte hayatı boyunca onu terk etmeyecek olan sağlık sorunları ile ilk kez 6 yaşında tanışır Frida. Bazı araştırmacıların yazdıklarına göre yine o küçük yaşında çokça akran zorbalığına da maruz kalmıştır. Çocuklar bazen ciddi ve çok acımasız olabiliyorlar bu tarz konularda. Gerçi bu biraz da ebeveynlerin yetiştirme tarzlarıyla alakalı diye düşünüyorum. Frida kültür seviyesi o dönemin Meksika nüfusuna göre yüksek olan bir aile içerisinde büyüdü. Tabii kendisiyle birlikte dertleri de büyüdü. Zayıf olan bacağı onu psikolojik olarak da çok etkiliyor ve bu durum ile bir türlü barışık olamadığından ötürü incelen bacağını gizlemek için kat kat çoraplar giyiyordu. Çoğu zaman pantolon ya da uzun eteklerle gizlemeye çalıştığını kendini resmettiği tablolarından ya da çekilen fotoğraflarından da görebiliyoruz. Bu pantolon giyme mevzusu için şöyle bir iddia da vardır. Babasının "hep bir gün oğlum olsun isterdim" gibi bir cümlesine içerlediği için ve babasını mutlu etmek adına pantolon giydiğine dair bir görüş de vardır. İşte patriyarkal bir toplumda yaşamanın sonuçları biraz da bu. Yani erkek egemen kültürün baskın olduğu toplum tipi. Hani bizim de dibine kadar yaşadığımız toplum yapısı gibi. Travmalarla geçecek olan hayatına dair bildiğimiz ilk travması budur. İnsanın bedeniyle barışamaması cidden zorlu bir durum olsa gerek. Şayet tabii bu bir beden ile barışamama durumu ise. Bu tabii toplumun dayattığı beden algısıyla ilgili biraz. Hani zayıf olmalısın, fit olmalısın, mümkünse atletik olmalısın falan filan. Bir de bu genelde estetik için değil de sağlığınız için böyle olmalısınız kılıfı içinde sunuluyor bizlere. Tabii Frida'nın durumu daha farklı olsa da belki de felçli bacağı ile barışamamasının altında da buna benzer şeyler vardır. Bilemeyiz tabii. Ama bildiğimiz başka bir şey daha vardır ki o da Frida'nın inanılmaz dirayetli ve güçlü bir karaktere sahip oluşudur. Bu güçlü karakterin altındaki kırılgan kalbini de çoğu tablolarında görürüz zaten. Birkaç tane tablosuna geleceğiz ama hayatını kökten değiştiren o talihsiz kazayı anlatayım biraz. Frida'nın 18 yaşına gelene kadar resim ya da sanatın başka bir dalı ile ilgili hiçbir eğilimi yoktur. Varsa bile biz bilmiyoruz. Ailesinin de kendisinin de tüm planları tıp üzerine eğitim alacak şekilde olmuştur. Ta ki 18 yaşına gelip de o korkunç kaza başına gelene kadar da kendini hayata bu şekilde hazırlıyordu Frida. Lisede bir gün okul çıkışı sevgilisi Alejandro Gomez Arias ile zar zor güç bela koşarak anca yetişebildikleri Kayakon'a giden bir otobüse binmişlerdi. Yani işte insan bazen farkında olmadan kaderine koşarak gidebiliyor maalesef. Otobüs şoförü o kadar hızlı ve kontrolsüz gidiyordu ki zaten bozuk olan yollardan çıkıp gitmesi an meselesiyken bir tramvayla çarpışarak büyük bir kazaya sebep oldu. Çarpmanın şiddetinden ölenlerin de olduğu bu kazadan Frida çok ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Uzun bir otobüs demiri Frida'nın kalçasından girip leğen kemiğini 3 yerinden kırdıktan sonra vajinasını parçalayarak çıkmıştır. Dahası bunların dışında vücudunda çok sayıda kırık da vardı. 2 kaburga kemiği kırılmıştır. Omurgası 3 farklı yerinden kırılmış olup sağ bacağı 11 yerinden kırılmış. Köprücük kemiklerinden biri kırılıp sol
sol omzu da yerinden çıkmıştır. Yani kazanın şiddetini ölçün işte. Benim bunları okurken içim sızladı ve hayatta kalmasının nasıl bir mucize olduğunu düşündürdü bana. Zaten olay yerine gelenler ilk başta öldü zannederek ilgilenmemişler bile. Sonrasında hastaneye kaldırıldığında da zaten 1-2 saate ölür denilerek yine bir müddet tedaviye alınmamış. Sonrasında toplamda 32 tane ameliyat olan Frida tüm bu bedensel acıları ile boğuşurken kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sevgilisi Alejandro Gomez Arias hastaneye ziyarete bile gelmeye tenezzül etmeden terk etmiştir Frida'yı. Henüz 18 yaşındayken yaşadığı bu ruhsal ve bedensel çöküntüyü tahayyül edebiliyor musunuz kafanızda? Ne büyük bir acı. Frida'nın tedavisi ve ameliyatları tabii doğal olarak o kadar uzun bir zamana yayılıyor ki ailede maddi bir çöküntü yaşamaya başlıyor. Babası Guillermo Kahlo evdeki çok sayıda eşyasını satmak zorunda kalıyor. Bu arada Frida'nın annesi için despot ve zorba tanımlamaları yazan kaynaklar vardır. Fakat babası ile olan ilişkisi çok başka bir boyuttadır ve güzel olarak ilerler. Ve Frida yatalak kaldığı için tıp okuma hayallerinden vazgeçerek babasına resim yapmak istediğini söyler. Babası da yatağın olduğu yerin tavanına bir ayna asarak çeşitli resim malzemeleri alıp gelir eve ve Frida böylece 20'li yaşlarını başında resim yapmaya başlar nihayet. Çok sayıda kendi otoportresini yapar. Bir de onu terk eden lise aşkı Alejandro Gomez Arias'ın portresini yaparak onu kalbine gömer. Geçenlerde Van Gogh podcastinde de Van Gogh'un model bulmaya parası yetmediği için rekor sayıda kendi otoportresini yaptığını söylemiştik. Van Gogh 37 otoportre yaparken Frida 50'den fazla yapmıştır. Yani işte şartlar ve koşullar bu gibi sanatçıların sanatlarına yön vermiştir hep. Mesela Kırık Sütun isimli tablosunda çektiği fiziksel acıları vücuduna batan onlarca çivi ile anlatmıştır. Ayrıca kendisini çorak bir arazinin ortasında çizmesi yalnızlığına yaptığı bir göndermedir. Aslında çok da söze gerek yok. Tabloyu izlemesi bile insana acı veriyor. Nihayet kazadan 2 yıl sonra 1927'de Frida zar zor da olsa ayağa kalkabilmiştir. Tabii yatağa bağlı kaldı bu 2 yıl içerisinde resimde ilerlemiş ve çok sayıda tablo ile eskiz yapmıştır. Ve bir yandan da ömrünün sonuna kadar uyluk kemiğindeki hiç dinmeyen ağrısına rağmen tutunmuştur sanatına. Herkesin öldü diye bıraktığı bu küçük bedenli dev kadın resim sayesinde hayata tutunabilmiştir. Yaptığı resimleri dönemin ünlü ressamı Diego Rivera'ya göstermeye karar vermiştir artık. Ömrünün sonuna kadar çalkantılı bir aşk yaşayacağı Diego Rivera, Frida'nın hayatındaki yerini almaya başlar. Yalnız bu ilk karşılaşmaları değildir. Şöyle ki, Frida ve arkadaşları daha 14-15'li yaşlarındayken duvarlara freskler çizen Diego Rivera'yı görmeye giderler. O sıralar bir binanın fresklerini yapma işini alan Diego çalışırken Frida da arkadaşları ile Diego'yu rahatsız eder. İşte bizim Frida 15 yaşlarında olsa o tarihte, Diego Rivera da 36 yaşlarındadır. Aralarında 21 yaş fark vardır ve Frida ile arkadaşları Rivera'ya taş atarlar, laf atarlar, şişko falan diye dalga geçerler. Rivera 130 kilodan fazla iri kıyım bir adamdır. İşte şimdi 20'li yaşlarına basıp da genç bir kız olan Frida hasta yatağında yaptığı resimleri tanıdığı tek ressam olan Diego Rivera'ya göstermek istiyordu. Diego Rivera için o zamanlar Meksikalı Michelangelo denmektedir. Malum Michelangelo'nun da duvarlara yaptığı freskler çok meşhurdur. İşte Rivera için de yeteneğini yüceltmek için böyle bir lakap takılmıştır. Bu arada başka bir günde Michelangelo bölümü yapalım. Diego Rivera 30'larını ortalamış ünlü bir ressamdır. Komünist Parti üyeliği de yaptığından politik bir duruşu da vardır ama abimiz çok çapkın bir hayat yaşamaktadır. Yeteneği ve aurasıyla mı desem artık insanları ciddi ölçüde etkisi altına alabilen bir kişiliği vardır. İşte Frida da Diego'nun bu çekim etkisine girmiştir. Ayrıca da resimlerini Diego'ya yorumlatarak kendine bir yol çizmenin eşiğindedir. Diego resimleri görüp etkilenir ve aralarında büyük bir aşk başlar. Beraber bir eve çıkarlar, hem birlikte yaşarlar hem de birlikte çalışırlar. Frida için her şey o kadar güzeldir ki çocukluğundan hayranı olduğu ressamla sevgili olarak beraber resimler yapıyorlardır artık. Belki de bu sayede o bitmeyen kemik ağrılarını dindirebilmiştir biraz. Her ikisi de birbirine iyi geliyordu ve bu birlikteliği 1929 yılında evlenme kararı alarak sürdürmeye karar verirler.
Yalnız Frida'nın ailesi bu evliliğe çok karşıdır. Aralarındaki yaş farkını dert etmelerinin yanı sıra işte o hani en başta bahsettiğim toplumun beden algıları var ya, onu dert ediyor bu insanlar. Bu evliliği fil ile güvercinin evliliği gibi çok çirkin bir yakıştırma ile yaftalıyorlar maalesef. Birinin bedensel engelleri, diğerinin de fazla kiloları bu insanlarca yadırganıp yargılanmıştır maalesef. Her şeye rağmen bu evlilik olur ve düğüne Frida'nın ailesinden sadece babası gelir. Babası ile ilişkilerinin güzelliğinden bahsetmiştik. Ve Frida'nın hayatı hep böyle geçmiştir. Hep tırnak içinde söylüyorum, her şeye rağmen vermişti mücadelesini. Hani böyle bazen hayat üstümüze gelir de sıkılır, bunalır, boğuluruz da isyan ederiz ya işte. Genelde bu dönemsel olur, zaman geçer, işler yoluna girer ya hani. İşte Frida'nın hayatının hemen her dönemi hem sağlık problemleri hem de sosyal çevresiyle mücadele etmekle geçmiştir. Karmaşıklaşan iç dünyasını ve sanki tüm hayatını resimleriyle biyografi gibi anlatır Frida bizlere. Frida evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalır fakat maalesef düşük yapar ve bir daha hiç hamile kalamaz. Bu durum onun hayatındaki diğer bir travmadır. O meşhur Henry Ford Hastanesi'nde isimli tablosunda içindeki bu büyük yıkımı resmetmiştir. Dikkat ederseniz yatak bir odanın içerisinde değil de bir boşlukta olarak konumlandırılmıştır. Frida hayalleri ve acıları ile yattığı yatakta bir boşluğun içerisinde süzülüyor gibidir. Fonda fabrikaları görürüz. Bu da yattığı Detroit'teki Henry Ford Hastanesi'nin çevresindeki sanayi alanlarını gösteriyor bize. Frida'nın kanlar içinde yatakta yattığını ve gözündeki yaşını görürüz ve resmin en dikkat çekici öğeleri tabii ki de Frida'nın karnından çıkan damarlara bağlı 6 tane objedir. Bunlardan salyangoz, bu acı dolu sürecin ne kadar yavaş geçtiğini simgeler. Ortada bir erkek cenini vardır. Düşük yaptığı bebeğidir bu. Solda rahim bölgesini gösteren tıbbi bir alçı heykel vardır. Sol alttaki mengeneye benzer cisim kürtaj aletlerini tanımlar bize. Onun yanında ise solmuş bir leylak vardır. Diego'nun hastanedeyken ona getirdiği çiçektir bu. Ve sağ altta da leğen kemiklerini resmederek o 18 yaşındaki kazadan gelen sorunlarını anlatıyor. Frida'nın tabii yüzlerce tablosu var. Hepsini anlatmamız mümkün değil ama ben beni en çok etkileyen birkaç tanesini bu kayıt içerisinde anlatmak istedim. Frida çaresizdir ve yıkılmıştır fakat asla vazgeçmez. Ne demiştik? Her şeye rağmen olarak yaşıyor hayatı. Yine ayağa kalkar ve hayatına devam eder. Çünkü o bir savaşçıdır. Frida olmak bunu gerektirirdi. Bu düşükten 2 yıl sonra yani 1934 yılında dünyası bir kez daha başına yıkılacaktır. Kocası Diego ile kız kardeşlerinden birinin gizli bir aşk yaşadığını öğrenir. İşte Diego ile o bahsettiğimiz çalkantılı hayatı da böyle başlamıştır. Kız kardeşinin ihaneti bir yandan, Diego'nun ihaneti diğer yandan çepeçevre sarar etrafını. Bunun üzerine Frida Meksika'yı terk ederek New York'a taşınır. Meksika'yı terk etmiştir fakat Diego'dan boşanmamıştır. Sevdiği erkeklerin onu aldatması ve sağlık sorunları üst üste binerek ağır bir depresyona girmesine sebep olmuştur Frida'nın. Bu mutsuzluk hali hemen her tablosuna yansımıştır. Hatta günlüğüne bu konuyla ilgili şu notu düşer. Tablolarımda artık kendimi mutlu resmedemediğim için vazgeçtim. Tek neden sen olduğun için vazgeçtim diye yazar ve ekler. Hepsini düşündüğümde senin benden çoktan vazgeçtiğini anladım. Bu yüzden ben de senden vazgeçtim diye yazıyor. İşte hayat bazen böyledir. Terk eden kişinin Frida olduğunu düşünürsünüz ama aslında burada terk eden Diego'dur. Etrafımda da gördüğüm biten ilişkilerin önemli bir kısmı buradaki gibidir. Aslında vazgeçen aldatandır. Frida vazgeçtim der demesine ama Diego'ya o kadar büyük bir tutkuyla bağlıdır ki ondan ne boşanabilmiş ne de onu unutabilmiştir. Amerika'da bir yıl geçirdikten sonra Diego ile kardeşinin ilişkisinin bittiğini öğrenince Frida Meksika'ya geri döner ve Diego'yu bulur ve ilişkilerini kaldığı yerden devam ettirmeye başlar. Çok acayip değil mi? Böyle güçlü karakterli bir kadın için gurursuz ve onursuz bir hareket gibi duruyor değil mi? Valla uzaktan yargılamak çok kolay bizim için. Herkesin onu yargıladığı gibi biz de kendi haysiyet mahkememizde Frida'yı yargılayabiliriz. Ya da başka bir yol daha var. Büyük aşklara saygı duymayı öğrenebiliriz. Affedebilen insanları yargılayıp onları onursuzlukla suçlamak yerine kararlarına saygı duymayı da öğrenebiliriz bence. Evet, Frida Diego Rivera'yı affetmiş gibi görünmektedir. Ya da belki başka bir planı vardır.
Bakalım devam edelim. İkinci defa başlayan birliktelikleri 2 yıl boyunca kendi haline devam ederken çok uzaklarda ta Rusya'da gerçekleşen politik bir mevzu Frida'nın hayatını doğrudan etkiler hale gelmiştir. Şimdi efendim Sovyetler Birliği 1922'de resmen kurulduktan sonra ki aslında bu bir domino etkisidir. Şöyle derler Çanakkale Savaşı'nı 1918'de biz kazanınca Çarlık Rusya'sına yardıma gidecek olan gemiler Rusya'ya ulaşamamıştır ve Bolşevik devrimi gerçekleşmiştir der bazı tarihçiler. Neyse Sovyetlerin ilk lideri Vladimir Lenin seçilmiştir. Lenin'in 1924 yılında ölümünden sonra da ülke politik bir buhrana sürüklenir. Devrimin Lenin'den sonraki ikinci ismi ve devrimin mimarlarından Troçki ona muhalif Stalin ile bir iktidar mücadelesine girer. Bu mücadeleyi Stalin kazanıp da iktidara geçince Troçki'yi öldürme peşine düşer. Birkaç defa suikast girişiminde bulunur ve başaramaz. Troçki de çözümü ailesini toplayıp kaçmakta bulur. Tabii kendisini kabul edecek ülke bulmakta zorlanır. Malum Stalin gibi acımasız bir diktatörün düşman bellediği bir kişiyi kimse kolay kolay kabul edemezdi. Sürekli gizlenmek zorunda kalan Troçki, Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazarak sığınma talep eder. Ve Atatürk'ün onayı ile de İstanbul'a ilticası kabul olunur ve Sovyetlere de Troçki'nin bir mahkum olarak değil de dilediği zaman dilediği yere gidebileceği şerhini düşerek önce Taksim'deki Tokatlıyan Oteli'nde sonra da Büyükada'daki bir köşkte kalmasına müsaade eder. Troçki İstanbul'da 3 yıl kaldıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gitmiştir ve en nihayetinde de Meksika'ya gitmiştir. Meksika Komünist Partisi gittiği hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyen Troçki'yi Frida'nın evine yerleştirmiştir. Frida ve Diego Rivera da Meksika Komünist Partisi üyesi oldukları için bu bağlantının kurulması kolay olmuştur. Hatta Troçki'nin onların evinde kalması için bilhassa çaba göstermişlerdir. Sovyet devriminin en önemli isimlerinden birini evlerinde ağırlamak onlar için büyük gururdur tabii ki de. Troçki'nin bu sürgün hayatını daha detaylı okumak isteyenler Ömer Sami Coşar'ın yazdığı Troçki İstanbul'da isimli eserine bakabilirler. Frida ve Diego Rivera'nın hemen her gece kurduğu kalabalık sofralar ve toplantılarda her şey yolundadır. Troçki uzun bir aradan sonra kendini güvende hisseder ve Meksikalı sosyalist arkadaşları ile çok iyi vakit geçiriyordur. Ama heyhat o da ne? Bizim kız Frida Troçki'den etkilenmeye başlar ve onunla gizliden gizliye bir ilişki kurar. Bunun adı kaçamak bir aşk mıydı yoksa çapkınlık mıydı ya da yıllar önce Diego'nun sadakatsizliğinin bir cezası mıydı? Bu ilişkinin nedenlerini, nasıllarını bilemiyoruz. Ama böyle bir ilişkinin varlığı kesindir. Gizli gizli yürüttükleri bu küçük aşk macerasını Troçki'nin karısı fark edince evdeki o büyülü hava birden bozulur. Doğal olarak da bu evden taşınma kararı alırlar. Frida'dan uzakta başka bir eve taşınırlar. Birçok kişinin güvenli bulmadığı bu yer için Frida da gittiği yer kendisi için hiç güvenli bir ev değildi diye yazar bir yazısında. Zaten herkesin haklı olduğunu görmek için de çok da beklenmesine gerek kalmaz. Stalin'in suikastçilerinden biri bir buz baltasıyla Troçki'yi başından ağır yaralayarak öldürür. Stalin uzaklarda bir oh çekerken Frida neler hissetmiştir acaba? Frida yaşarken hiçbir zaman Troçkist olmadığını söyler. Hatta tam olarak şöyle yazıyor. Troçki'nin Meksika'ya gelişinden itibaren düştüğü hatanın farkındaydım ve hiçbir zaman Troçkist olmadım diye yazıyor. Diego ve Frida'nın evliliği bu zamandan sonra artık açık bir ilişkiye dönmüştür. Birbirlerini deli gibi severler ama artık hiç kimse sadık değildir. Her ikisi de çok da gizleme gereği duymadan başka başka ilişkiler yaşamaya başlarlar. Bir zaman sonra da çift boşanma kararı alır ve 1939 yılında boşanırlar. Fakat aralarındaki artık tutku mu denir, bağımlılık mı denir, ne denir buna emin değilim ama bu her neyse öyle güçlüdür ki bir yıl sonra 1940 yılında ikinci kere evlenme kararı alıyorlar. Yani fırtınanın da böylesi işte. Ağrılar, sızılar, politika, seks, suikast ve sanat. Müthiş yorucu ve yoğun bir hayat. Frida'nın bu bir yıllık boşanma döneminde yaptığı bana göre çok çarpıcı olan bir eseri vardır. İki Frida isimli bu tabloda Frida gençlik yılları ile bugününü el ele tutuşturur. Soldaki Frida geleneksel Meksika kıyafeti olan Tehuana giymiştir. Düğünlerde de giyilen bu kıyafet gelinlik olarak da giyilir. Frida burada gençliğini ve bekaretini kaybedişini anlatıyor. Ayrıca geleneksel Meksika kıyafeti ile Meksikalı köklerine de atıfta bulunurken sağdaki Frida dönemin Avrupası'nın gündelik kıyafetlerini giymiştir. Bu da Alman olan baba tarafına bir göndermedir. Ayrıca sağdaki Frida'nın yaşı biraz ilerlemiştir.
ilerlemiş olup elinde de yakından bakıldığında fark edilen oval şeklinde minik bir Diego Rivera portresi vardır. Yumurta şeklinde oluşu düşük yaparak kaybettiği bebeğine bir gönderme gibi olup Diego'nun hayatındaki ufalan yerine ve yitip giden bir aşka atıftır gibi sanki. Aldatılmaların ve kalp kırıklıklarının mimarı Diego. Her iki Frida'nın da kalpleri dışarıda ve birbirine bağlı olarak gösterilmiş olup kan kaybetmektedirler. Yalnız genç Frida'nın elinde tıbbi bir aletle akan kanı geçici olarak durdurulmuştur. Frida yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için adeta gençliğinden kuvvet alıyor. Resimde her iki Frida'nın da birbirine destek olduğunu görürüz. O kadar güzel bir tablodur ki onlarca sayfa yazılarak ancak anlatılabilecek olan bu olayları tek bir tabloda anlatmıştır bize Frida. Gri bir gökyüzünün önünde resmettiği bu iki Frida birbirlerine bir kan damarı ile bağlı olarak gösterilir. İşte Diego ile aralarındaki bu hastalıklı ilişkinin dalgalanmaları böyle resmedilmiştir. İkinci evliliklerinden 3 yıl sonra 1943 yılına gelindiğinde Frida'nın sağlığı daha da kötüleşmesine rağmen Esmeralda Sanat Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başlar. Burada 10 yıl boyunca öğretmenlik yapacaktır. Öğrencileri Frida'yı o kadar çok severler ki kendilerine Los Fridos derler. Yani Frida'nın öğrencileri anlamına gelir bu. Frida'nın yaptığı dikenli kolye ve sinek kuşu otoportresine baktığımızda boynunda tasmavari bir şekilde dikenli tele benzeyen ve tenine batarak kanatan bir inge görürüz. Burada Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce başına geçirilen dikenli taca bir gönderme yapılarak çileci bir ömrü anlatıyor gibidir. Komünist bir materyalist olarak dinlere inancı olmasa da Hristiyan teolojinin bu önemli simgesini kendi bedeninde resmetmiştir. Belki de İsa'nın çileleriyle kendi çilelerini özdeş olduğunu anlatmaya çalışıyordur bize. Tabloda dikkat çeken başka bir detay da boynuna asılı duran kuş figürüdür. Bu bir sinek kuşudur ve Meksika bölgesinde ilginç bir anlamı vardır. Malumunuz Aztek uygarlığı bu bölgede kuruluydu. İşte Aztek inanışlarına göre Aztekli savaşçıların ruhlarının sinek kuşuna dönüşerek ormanlarda yaşamaya devam ettiği inancı hakimdir. Ne demiştik? Frida bir Aztek savaşçısıdır. Yani bir tablo içindeki bu iki inanışın mitolojik imgelerini görmek tablonun derinliğini daha da arttırıyor bana göre. Frida için sürrealist bir ressam dense de Frida bunu asla kabul etmez. Sürrealizm doğası gereği gerçek üstücülüğü temsil eder. Fakat Frida'ya göre yaptığı tablolar gerçeğin ta kendisidir. Sanat tarihçileri tabii akademik anlamda Frida'nın eserlerini sürrealizme ve kübizme yaklaştığı görüşündeler. Ayrıca sembolizmi modern sanat çerçevesinde yorumladığı fikri hakimdir. Bir de benim çok sevdiğim büyülü gerçeklik akımını da içerisinde barındırır bana kalırsa. Zaten büyülü gerçeklik akımının da ana vatanı herhalde Meksika'dır diye düşünüyorum. Gabriel Garcia Marquez sevenleriniz anlayacaktır. Büyülü gerçekliğin babasıdır Marquez. Bunun en iyi yansımalarını gördüğümüz 100 yıllık yalnızlık kitabını 2010'larda okuduğumda tanışmıştım bu kavramla. Gerçi Marquez de işin üstadı olarak José Saramago'yu işaret eder bize. Her iki yazar da hayatımı şekillendiren isimler olduğundan dolayı bu topraklardan çıkan bu akımın etkilerini nerede görürsem göreyim çok etkileniyorum. Frida'nın tabloları da bu manada dolu doludur. 1950 yılına geldiğimizde Frida 43 yaşındadır. Çocuk felcinden sakat kalan bacağı kangren olmuştur ve kesilmesi gerekmektedir. Onca derdin tasanın yanında bir de bununla uğraşmak zorunda kalan Frida'nın sağlığı artık tamamen bozulmuştur. Öğretmenliği bırakmak zorunda kalarak yine yataklara düşmüştür maalesef. Etrafındakilere sık sık ölümden bahsetmeye ve günlüklerine de ölüme dair notlar düşmeye başlar. Ancak öyle bir tablosu vardır ki ölümünden sadece 8 gün önce yaptığı bu tabloda bir karpuz diliminin üzerine Viva la Vida yani Yaşasın Hayat diye yazarak imzalar. Zaten böylesi zorlu bir hayatı sürdürebilmek için, bu kadar muhteşem sanat eserlerini sığdırabilmek için bu hayatın içine yaşamı ancak bu kadar sevmek gerekirdi herhalde. 1954 yılında sıcak bir Temmuz gecesinde akciğer embolisi sonucu Frida hayatını kaybetti. Feminist bir devrimci olan Frida Kahlo arkasında 55 tanesi otoportre olan 143 tane paha biçilmez eser bıraktı. Ve çok ilginçtir, bu eserlerin 50 tanesi bugün tek bir kişinin elindedir. Bildiğimiz şarkıcı Madonna.
Madonna'nın kişisel koleksiyonunda duruyor bu 50 parça. Satışa çıkmış olan tüm tabloları satın almıştır. Tabi bazıları kültür mirası sayıldığı için satılamıyor. Ama alabileceği ne varsa almış Madonna. Çok enteresan, bunu ben de yeni öğrendim. Ölümünden sonra vasiyeti üzerine yakılan bedeninin külleri büyüdüğü ve şu an müze olarak kullanılan Mavi Ev'de muhafaza edilmektedir. Bu arada bu bahsettiğim Mavi Ev'i internet üzerinden interaktif olarak gezebiliyorsunuz. Her bir köşesi muazzam detaylar barındırıyor. Önerimdir. Ayrıca Salma Hayek'in oynadığı 2002 yapımı Frida isimli filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, işte sizler için de kendim için de temennim Frida'nınki gibi yorucu ve yıpratıcı ilişkilerden uzak kalmaktır. Yaşamayı ve hayatın tüm zorluklarına karşı, yani aynı Frida gibi her şeye rağmen yaşamayı sevmenizi temenni ederim. Viva la vida diyerek kaydımızı sonlandıralım. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.